Arkadaşlar selamlar herkese. Cici bebek kilo aldırır mı? Bugünkü sorumuz bu. Cici bebek kilo aldırır, evet. Ama Nutella da kilo aldırır. Baklava yerseniz o da kilo aldırır. Her gün pizza yerseniz, lahmacun yerseniz kilo alırsınız. Çünkü bu saydıklarımın hepsi birim gramda yüksek kalori içeren gıdalardır. Arkadaşlar öncelikle nasıl kilo almalıyım? Aldığım kilolar yağ kütlesi olarak mı vücuduma eklenecek? Kas kütlesi olarak mı vücuduma eklenecek? Yoksa sadece vücudum hidrasyonda bulunup su mu tutacağım? Buna karar vermeliyim, bunu belirlemeliyim. Siz de en az benim kadar biliyorsunuz ki kilo alımını kas kütlesi olarak sağlarsam daha estetik, daha fit bir görüntüye sahip olacağım. Ve bu görünüme sahip olmam için aldığım fazla kalorilerin kaliteli olanlarını tercih etmeliyim arkadaşlar. Kilo alma dönemlerinde daha çok arttırmam gereken makro besin karbonhidrattır. O yüzden kilo almak isteyen sporcular, bulking dönemindeki sporcular gainer kullanırlar. Karbonhidrat miktarları daha yüksek olduğu için. Ancak arkadaşlar bilmenizi isterim ki bu tükettiğiniz karbonhidratların da kaliteli olanlarını tercih etmelisiniz. Tabii eğer az önce söylediğim gibi aldığınız fazla kiloların kas kütlesi olarak gelmesini istiyorsanız. İşte bu noktada arkadaşlar benim ne tükettiğim, aldığım fazla kalorinin, fazla karbonhidratların nereden geldiği benim nasıl göründüğümü belirleyecektir. Şimdi sorunun başına dönelim. Cici bebe kilo aldırır mı? Evet aldırır. Ama cici bebenin aldırdığı kilo benim için iyi bir kilo mudur? İşte bu tartışılır. Arkadaşlar cici bebenin arkasını çevirdiğimde o okumanız gereken içindekiler bölümüne göz attığımda 100 gramında 26 gram kadar şeker olduğunu görüyorum. Sadece bu 26 gram şeker dahi benim bu besini kötü bir besin olarak adlandırmama sebep olur arkadaşlar. Aslında bu şehir efsanesi nereden meydana geldi, nasıl bir anda cici bebe kilo aldırır tarzında mitler oluşmaya başladı, onu anlamıyorum. Zannedersem sadece 100 gramında 443 kalori olduğu için, yani bir yulaf ezmesinden 100 gram olarak kıyaslarsak bir yulaf ezmesinden yaklaşık 90-100 kalori daha fazla kalori miktarı zengin diye cici bebe kilo aldırır şeklinde bir tez ortaya atılmış. Tabii bu şehir efsanesini ortaya atanlar şöyle bir tezle geliyorlar bize. Tek oturuşta 200-250 gram kadar yulaf ezmesini tüketemezsin. Çünkü lif içeriği çok zengin. Daha çok glisemik indeksi de düşük. Ağzında büyüyecektir, yutamayacaksındır. Ama cici bebeği muzla ve sütle karıştırdığında tek oturuşta 300 grama kadar yiyebilirsin. Bu da tek kalemde daha fazla kalori almana olanak tanıyacak. Sana da daha fazla kilo aldıracak şeklinde görüşleri vardır. Doğru, tamam. O zaman benim cici bebe yememe de gerek yok. Ben oturayım, sürekli her öğün patates kızartması yiyeyim. Oturayım, sürekli her öğün pizza yiyeyim. O zaman tek kalemde daha fazla kalori tüketmiş olacağım. Bu da bana kilo aldıracaktır. Ama maalesef vücuttaki fizyolojimiz aynı şekilde işlemiyor arkadaşlar. Benim besinlerle alakalı oluşturduğum bir teorim var. İnsan eli değmeyen her şeyi tüketebilirsin. Yani bu teoriden yola çıkacak olursak işlenmiş gıdalar bizim için, DNA'mız için, vücudumuz için faydalı gıdalar değildir arkadaşlar. Ve bu da işlenmiş gıdaların başında geliyor. Ancak şöyle bir durum var. Eğer ki sağlıksız olarak adlandıracağımız kadar zayıfsanız, ideal kilonuzdan 20 kilogram, 30 kilogram kadar düşükseniz, tiroidleriniz ekstrem hızlı çalışıyorsa, bazal metabolizmanız nereden baksanız günde 4000-5000 kalori kadar ise, zaten öncelikle amacımız sizi sağlıklı bir seviyeye çıkartmak olduğu için bu noktada ne yediğinizin çok da bir önemi yok. Örnek veriyorum, 1.80 boyundaki bir erkek eğer ki 60 kilo ise, olması gereken ideal kilodan 20 kilo kadar eksikse, spor yapma kaydı ile ben bu adama ne bulursam yederim. Sabah ekmeğin üstüne Nutella sür derim, bal yederim,
pekmez yederim, makarna yederim, pizza yederim, hamburger yederim, cici bebe yederim. Ne yediğinin hiçbir önemi yok. Sadece o adamda yakalamak istediğim şey, alması gereken vitamin ve mineralleri alsın, yeterli miktarda kas yapmasına olanak tanıyacak kadar protein ve amino asitlerini alsın ve artı kalori oluştursun arkadaşlar. O adamın yağlanması belli bir seviyeye kadar benim umurumda olmaz. Ancak zaten glikojen depoları çok boş olduğu için karaciğerinde ve kaslarındaki depoları dolana kadar kişinin yediği şeker dahi kaslarında ve karaciğerinde depolanacaktır. O yüzden bir başkasının yaptığı sizin için doğru olmayabilir. Metabolizması çok hızlı çalışan veya olması gereken kilodan çok aşağıda olan bir kişi günde yarım kilo cici bebe yiyerek kilo almış olabilir. Yeterli ve düzenli antrenman yaptığı için o glikojen döngüsünü sağlayarak tükettiği kalorinin kaslarında depolamasını sağlamış da olabilir. Ama iddia ediyorum ki o kişi kilo alırken cici bebe yerine daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı seçseydi şimdiki halinden daha fit, daha sağlıklı, daha kaslı ve yağ oranı daha düşük olacaktır arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede bu tip bir bisküviyle, bir bebe bisküvisiyle bebekleri beslediğini inanılan, bu tezde ortaya çıkan bir bisküviyle bir sporcu form tutamaz arkadaşlar. Tutmaya da çalışmıyordur. Ancak bizim ülkemizde yapılıyordur böyle şeyler. Hatta şimdi bundan sonra böyle saçma sapan şeyler de çıktı. Bir bakıyorum sporcu çantasından böyle bebek maması çıkartıyor. Hocam işte bebek mamasıyla besliyorum kendimi. İşte o bebek mamasıyla form tutacağım şeklinde. Yani toparlayacak olursam yulaf ezmesi, bulgur, pirinç, makarna, kara buğday, kinoa, tatlı patates, bunlar 10 üzerinden 9, 10 üzerinden 8'lik karbonhidrat kaynakları ise cici bebe 10 üzerinden 4'lük bir karbonhidrat kaynağıdır. Yağlanma probleminiz yoksa, ben hiçbir şeyi yemiyorum, bu saydıklarını pişirecek veya temin edecek vaktim de yok, bütçem de yok, zamanım da yok, tek istediğim şey tartıda daha fazla kilolu olmak diyorsanız, aldığım kilonun yağ olarak bana gelmesi önemli değil. Skinny fat bir görünüme sahip olmam benim umurumda değil. Pankreasımı yorup daha sağlıksız bir insülin aktivasyonu oluşturmam benim umurumda değil diyorsanız isterseniz günde 1 kilo yiyin cici bebe. Ama videonun başında da söylediğim gibi o zaman cici bebe yemene gerek yok. Git biskrem ye, tutku ye, ne bileyim Nutella ye, fındık ezmesi kaşıkla. Bunlar da sana kilo aldıracaktır. Ama dediğim gibi sağlıklı bir kilo almak istiyorsan kaliteli karbonhidratları, kaliteli yağları, kaliteli proteinleri tercih etmelisin. Bu tercih ettiğin makro besinlerle kalori fazlası ortaya çıkartmalısın. Ve hepsinden daha önemlisi egzersiz yapmalısın. Arkadaşlar sizlere nacizane tavsiyem çok basit. Hangi gıdayı tüketmek istiyorsan şöyle arkasını çevir, içindekiler bölümünü oku. Eğer orada %5'likten daha fazla, yani 100 gramında 5 gramdan daha fazla şeker varsa bu senin için sağlıklı bir gıda değildir. Ve bu işi basite indirgemeniz için bir tavsiye daha. Bir besine ne kadar insan eli değdiyse, o besin ne kadar işlendiyse o kadar bizim için verimsiz hale gelir arkadaşlar. Bu gıda o kadar da faydalı olsaydı bütün fitness modeller, bütün müsabık sporcular Türkiye'ye gelir, paket paket cici bebe alır, götürür, kendi ülkelerinde tüketir. Öyle hazırlanırlardı her türlü müsabakaya veya bütün kilo almak isteyenlere cici bebe önerilirdi. Bizim firmamız da dünyaya açılmış olurdu. İzlediğiniz için, seyrettiğiniz için teşekkürler.